Allah selamet versin. Yetişemedik anne. Yetişiriz. Bir şey bilseydik şurada. Yok anne, bir saat sürüyor yol, ben biliyorum. Bir sonraki sınava yetişirsin, bir kere daha sınav yaparlar. Hepsi benim yüzümden. Cüneyt Efendi'yi de ben hasta ettim. Kızım. Zeynep. Zeynep bak Levent Bey. Atlayın, hadi atlayın. Sen... Yolda anlatırım, atlayın, hadi. Babam bilim kurulunu oyalayacak, merak etmeyin. Sen bizi nereden buldun? Esra aradı, hastaneye geldiğimizi söyledi. Ben de hastaneye geldim. Anladım geç kalacağınızı, oradan biridir, takip ediyorum işte. Evet hanımlar, sıkı tutun. Hadi geçin. Hadi Zeynep'ciğim, hadi kızım. Bir şey diyeceğim. Kızım sonra. Yok, şimdi. Ne oldu? Eğer sınavda kabul ederlerse beni Cüneyt Efendi'yi oradan çıkaracaksınız. Doktorun işi o. Öyle. Zeynep kızım, şu an şart koşacak durumda değilsin. Orada kalmasın, yazıktır. Tamam hadi, hadi, hadi kızım, geç kaldık. Ya 40 sene evvel nükleer enerjiyi temiz enerji diye satıyordunuz. Şimdi güneş enerjisini. 40 sene sonra pişman olmayacağınızı nereden bilelim biz? Bugün nükleer atıkları 3. dünya ülkelerine saklatıyorsunuz. Yarın otomobil pillerini saklatacaksınız. Güldürmeyin beni. Emperyalizmdir diyelim, geçelim. Suavi Bey, yine emperyalizm. Buradan da Çanakkale Savaşı'na bağlayacaksınız. Her zaman yaptığınız gibi. Fakat vaktimiz çok daraldı. Arkadaşımız yetişemedi herhalde. Bilakis efendim, bizim tartışmamızın bitmesini bekliyorlardı. Evet Zeynep, merhaba. Annen iletmiştir herhalde soruyu. Merhaba, evet. Dünya neden yuvarlaktır? Çekirdeği olduğu için. Nasıl? Her şey çekirdeğin etrafında dolana dolana olgunlaşır. Çekirdeğinden büyür ama özü hep çekirdektedir. O yüzden çekirdeğine ektiğimizde yeni tohum verir ama başka yere ekilince vermez. Kütle çekimine dair güzel bir tarif. Peki, neden yuvarlak olduğunu söyledim? Neden döner dünya? Durursa düşer. Cüneyt Efendi gibi. Her şey döner. Dönen her şey birbirini döndürür. Allah kainatı aşkla yaratmıştır. Deveran etsin diye. Aşk ilk harekettir. Sufizmden galiba bu söylediğin. Hazreti Ali. Tamam Zeynep. Çok teşekkür ederiz. Suavi Bey, size de çok teşekkür ederiz. Bizi Zeynep'le tanıştırdığınız için. Siz kararınızı bildirirsiniz artık. Aferin sana. Aferin. İyi hadi bakalım biz çalışalım, bize müsaade. Biz kütle çekimi konuşacağız. Ama bu bizi aşar. Aferin sana. Az önce Cüneyt için istediği şey... Çok merhametlidir. Cüneyt Efendi'yi o halde görünce dayanamadı. Yani böyle gençlik hevesi falan olmasın yani. Aklı takılmasın Cüneyt'e. Yok, yok. Kız okumak istiyor. Ama yine de dikkatli olmak lazım. Olurum. Keşke bir çare. Bir çare. Var aslında bir çare. Nedir? Tamam. Ben konuşacağım Cüneyt Efendi ile. İnşallah işe yarar. Kara kuzum demin Hazreti Ali dedi ya, oradan aklıma geldi.
Sen tutacak mısın verdiğin sözü? Cüneyt'i bırakmayı mı? Durursa düşer mi? Öyle görünüyor. Allah hakkında hayırlısını versin. Meryem Hanım, sizin fotoğraflarınız lazım. Vesikalık, biyometrik de olur. Size pasaport çıkartmamız lazım. Biz bilmeyiz. Tamam. Tamam, yarın çektiririz. Hallederiz. Çünkü her an başvurmamız gerekebilir yani. Olur. Ok yaydan çıktı. Haklısın. Allah senden de bey amcadan da razı olsun. Hakkınız ödenmez. Kızım? Telefonu çalıyor. Aha. Efendim? Selamun aleyküm Levent hocam. Aleyküm selam Cüneyt. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? İyi olmayı isteyecek kadar iyiyim. Sizinle görüşmek isterim. Müsait bir zamanda. Cüneyt, söylediğim gibi randevu alarak. Şu sıralar programı biraz karışık. Biliyorum, biliyorum. Evvela hastaneyi aradım fakat ulaşamadım. Evet, oldu bir şeyler. Sonra konuşalım mı? Hayrola? Sizi huzursuz edecek bir şey mi yaptım? Hayır, hayır, hayır Cüneyt'ciğim. Babam hasta. Ciddi bir atak geçirdi de. Onunla ilgileniyorum. Münasebetsiz gittim. Kusuruma bakmayın. Allah şifa versin, çok geçmiş olsun. Görüştüğümüzde bir şey demeyince siz... Bir isteğiniz, bir arzunuz var mı yapabileceğimiz bir şey? Hemen halledelim. Hastanedeydik zaten. Söyleme gereği duymadım diyelim. Teşekkür ederim. Biz her şeyi hallediyoruz. Kusura bakma. Terapiyle ilgili bugünlerde yardımcı olamayacağım. Estağfurullah, estağfurullah. Siz hiç orayı düşünmeyin. Hayırlı günler. Dünyada en zor imtihan evlat. Öyle değil mi? Ya evladın imtihanı? Bir baba evladını yıkarsa ikisi de güler. Fakat bir evlat babasını yıkarsa ikisi de ağlar. Bu Levent Hoca hayırlı evlat. Amcam yerinde mi? Fotoğraflar geldi ama bir problem var. Ne fotoğrafı? Pasaport için çekmişler diye baba. Ha, Zeynep'le annesinin. Evet. Pasaport için iki velinin de başvuruda aynı anda bulunması gerekiyor. İzni bir şekilde halletsek dedim. Vekalet falan bir şekilde Pumluna getirir, imzalatırdık ama... Bizzat orada... Ya çözerler. Baba bu İrfan Bey. Zeynep'in durumunun hassasiyetini biliyor mu? Bilmese icap edeni biliyor. Ya yapacak bir şey yok. Kızın babasından mı rica edeceksin? Baba, bu durum duyulursa ortalık birbirine girer. En başta da kızın annesinin başı yanar. Meryem Sesel ve kızı Zeynep'in acıklı hikayesi. Bu toprakların... Çok klişe ya. Şu hareketi Mira yapsa acayip kullanırdı. Onu da darlıyor musun böyle? Şu kariyer sitelerine bakıyordum. İş aramakta niye utanıyorsun yavrum? Tam tersi, seninle gurur duyarım ben.
Siz ne yaptınız yukarıda? Ya şu Meryemleri bir kazasız belasız gönderebilsek. Pasaportla ilgili bir ufak tefek pürüz var da onu çözmeye çalışıyoruz. Kocası ya da bir başkası duyarsa bütün plan suya düşer. Doğru diyorsun. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok yok. Bir şekilde halledeceğiz. Sen aman ha etrafta bunu dillendirme de. Aa, yok yok tabii. Ha Meryem geldi. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. Baba. Nasılsın dede? Senden iyiyim. Sen niye öyle geride duruyorsun kapının dibinde? Geçen gün tanımadınız ya. Ha, kusura bakma, kusura bakma. Ama Levent'e sordum ben, öyle çok kıracak, dökecek bir şey yapmamışım. Yok yok, annem de anladı zaten. Ya sen bir hediye söyle bakalım. Ne hediyesi? Doğum günü hediyesi. Ne isterdin? Biz doğum günü kutlamayız ki. Öyle, adetimiz değil. Bırak, günah diye kutlamıyorsunuzdur siz. Baba, tamam. Senin için değil, Mina'nın doğum günü. Siz yaşıtsınız. Ne alayım, söyle. Yazma kitap, defter, kalem deme. Tonla var her şeyi. Düşüneyim biraz. İyi, düşün bakalım. Şey, şu kitabı ver bana, soru hazırladım sana. Ver onu. Mira'nın odasından da bir kalem al gel. Tahta kalemi. İyi günler. Suavi Alkan'ın adına. Oğluyum ben. Nedir bu? Özel kuryeyiz. Bilgim yok. Şuraya bir imza lütfen. İyi günler. Ya geldi mi o? Aç aç aç. Bu o gün gelen adamın işi mi? E oğlum sana kalsa ben geçtim Avrupa'yı. Sen Kadıköy'e bile gönderemezsin onları. Bazen gerekiyor böyle şeyler. Ya amma mesele ettin yeter tamam. Yok baba ben canım başka şey sıkkın benim. Ha orasını bilemem tabii her şeyi de benden beklemeyeceksin. Allah'ım kahretsin.
Geç Meryem, geç. Evet. Allah yardımcımız olsun. Nasıl çıkacağız bu işten bilmiyorum. Önce sakin olacaksın, tamam mı? Korkma. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Dur sen, kalk bunu bekle. Nerede o? Nerede? Hanımefendi. Meryem! Hanımefendi. Nerede o? Hanımefendi, bir sakin olur musunuz? Siz yukarıya çıkın, yukarıya. Bak, polis çağıracağım yoksa. Lütfen. Müyesser Hanım. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Biz seni güzel ahlaklı bildik. Biz seni dürüst bildik. Ben abime karşı seni savundum. Sen kızından da mı utanmadın? Bilmeden konuşma, günahımı alıyorsun. Hanımefendi bir sakin olun lütfen. Sen sus, rezil. Sen de rezilsin. Elin adamlarının evini yol yapmışsın. Zina ediyorsun. Tövbe. Bir dakika, bir dakika, zina falan. Ne oluyor ya? Meryem Hanım buraya kızına yardım etmem için geliyor. Cüneyt'ten dolayı. O ne demek? Zeynep için geldim ben buraya. Bakın ben psikiyatrım. Cüneyd'in hassas durumundan dolayı fikir almaya geldi. Ne hassası? Ne alakası var? Sana ne? O kadarını söyleyemem size. Tıp ben ahlaki olmaz. Yani Sadi Hüdayi Bey'e sorabilirsiniz. Cüneyd zor zamanlardan geçiyor. Kızıma bir fenalık yapar diye korktum ben. Buyurun, buyurun. Arayın isterseniz Sadi Hüdayi Bey'i. O biliyor. Çok mu kötü Cüneyd? Hepimiz ona yardım etmeye çalışıyoruz. Ben sana iftira mı ettim Meryem? Gel. Biliyorum bu da günü. Geldim gittim buraya. Çaresiz kaldım. Ama Naime nasıl diyeydim? Öldürür beni anam anne. Cüneyt iyileşecek mi, iyi olacak mı bilmem lazım. Bana diyeydin ya Meryem. Doktor için saklıyorlardı. Korktum. Affet. Zaten memleketten apar topar geldik haber alınca. Kime itimat edilir, kime güvenilir bilemedim. Affet. Allah affetsin. Seni de beni de. Ben seni Zeynep'le suçladım. Nereden bilecektin? Sık geliyor mu Cüneyt bu doktoru görmeye? Ne konuştuysa sana da diyecek mi? Uygun görürse. İyileşir Cüneyt. Zor geçti onun çocukluğu. Ondan. Ama iyileşir. Çok mübarek bir insandır Cüneyt. Kızına da iyi koca olacak. Söz. Ben gideyim şimdi. Müsaade varsa. Gitmeden bir konuşsam doktor beyle. Öyle namahremle aynı yerde. Hiç içime sinmiyor. Meryem o. Benim derdim gücüm kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.